Beklentiyi mi tutuyorsun? Sorun aslında nerede biliyor musun? Sorun ilk aşkta. Çok mu aşıktın? Başta hiç hoşlanmamıştım da. O zaman ilk görüşte aşk değil. Yok, bu kaçtı olmadı. Başkan, kalk hadi. Uyuyorum, uyumuyorsun. Tamam. Hangisini okuyacağız? Kül Kedisi. Bir varmış, bir yokmuş. Bir güzel... Ne varmış? Bir güzel kız varmış. Bu kızın annesi öldükten sonra babası başka biriyle evlenmiş. Başka bir masal okuyayım mı? Hayır. Vallahi Kübra'cığım büyük hayır hasenet olur çünkü biz toparlayamıyoruz kendisini. Vallahi aşk ne işkisi değil zaten. Kız bunun hikayesini duymuş, etkilenmiş o. Zaten kızcağız kafasını ekşi mayadan, organikten, kediden, köpekten alamıyor. Hayvan seviyor yani. İyi tamam, tutulur bizim çocuğa. Ay. Ya Kübra, bak yemin ediyorum ne uğraşıyoruz biliyor musun? Ama yok. Ya Hakan gelse dese ki, Çetin benimle çıkar mısın? Yani gerçekten bir düşüneyim deyip hani gireceğim o olaya, o noktadayım ha. Ya benim de ağrıma gidiyor. Sonuçta ben ayarladım yani. Bütün her şeyi ben ikna ettim. Psikolog için randevu aldım falan. Gitmiş orada biriyle tanışmış. Hayır yani. Aklıma Derya geliyor ya. Kuzum geliyor. Onun öyle umar mı abi? Bakışları geliyor. Ne derdi biliyor musun Hakan'cığım? Şimdi güldüm suratına. Doğru. Yani bir yerimden böyle canımdan can kopuyor. Bir taraftan... Şimdi onun güldüğüm suratlısının gülmesi gerektiğini biliyorum. Ya sen elinden geleni yaptın. Bence artık biraz geri dur. Geri de duramıyorum. Her naneye de maydanoz oluyorum. Gittim kızla da tanıştım. Niye? Çünkü eşi ol eşeğin kızıyım da ondan. Yok ya. Gel. Of. Bana bak. Buradan bir yasak aşk doğar mı? Yok. Ölmeyeceğim sen ne diyorsun? Ben adamdan çocuk yapmaya uğraşıyorum. Senin dediğin lafa bak. Ayrıca şu gölge boyunla mı benle çıkacağım? İnsan özeti. Ne varmış be benim boyumda? Türk standartlarına gayet uygun. Ay. Ayrıca ben yürüyebiliyorum. Tecrübeyle ya. Sabit canım. Pislik. Ne ya 10 santim? Ne 10 santim? Topuklu giysem 20 santim. Bir dakika. 10 santim bu. 20 olsa işte şu... Direkt görmek istediğim yeri görüyorum işte. Kalkar mısın ayağa? Pis. Şakaya bak. Ya moralini düzeltmeye çalışıyoruz. Tamam. Yapamıyorsun ama. Hakan yapınca oluyor ama ya. Allah! 4 peynirli. 1 değil, 2 değil, 3 değil, tam 4. Bir dakika, bir dakika. Sen böyle pizzalar falan beni şişmanlatmaya mı çalışıyorsun? Şişmanlayayım da kimseler bana bakmasın diye mi çalışıyorsun? Şişmanlayınca bakmayan o kimseler sen zayıf olduğunda bakıyorlar mı? Onu mu demek istiyorsun? Ne demek istiyorsun sen? Bu düşünceyi biraz sakat buluyorum Derya Hanım. Bana bak. Keserim oğlum seni. Seni de keserim, kızları da keserim ha. Kim bakıyormuş sana? Oğlum senin kaskon var mı? Kaskosu olmadan insan böyle laflar eder mi? Ya senin kaskon var mı? Sen kaskon olmadan bu kadar kötü şakayı nasıl yapabiliyorsun? Sen içindeki bu kıskancı nasıl sakladın? Ben bayağı bildiğin Tufa'ya gelmişim. Sen Tufa'ya gelmişsin. Toplaşsak seni Tufa'ya getiremeyiz.
Tufa'ya getiren birisi varsa da sensin. Romantik şarkı sözü yazarı olarak Tufa'ya getirdiğiniz kızlara sıralayayım mı ben şimdi? Yalan. Külliyen yalan. Benimkisi eğitim. Bir nevi eğitim. Temel eğitim. Nasıl yalan? Onca kırılan kalp. Kalp kırma. Ben bundan sonrasında yokum. Başkaları olacak. Birileri olacak elbet. Nasıl sevildiğini gördüm. Sevmeyi böylesine öğrenmişken boşa harcama. Ablan güzel bakıyordur çocuğa. Bakıyor, bakıyor tabii de. Aslında alacağım buraya da o kadar küçük ki. Alma, alma. Sen 10 aylık çocuğu bara falan götürürsün canım. Derya'nın bıraktıklarını ben de izleyeceğim. Yok. Onlar bana. Hakan, bir şey soracağım. Hiçbir şey oldu mu? Hani o kız hariç, onun gerçekten numara olduğunu biliyoruz yani. Gerçekten bir şey oldu mu? Ne? Ya işte Derya gittikten sonra bu eve giren çıkan biri oldu mu diyorum. Hani anlarım yani biliyorsun. Öyle şeyleri kızmam ben. Ya ben senin eski halini de biliyorum sonuçta. Çocuk da uzakta. Olduysa bana rahatlıkla söyleyebilirsin. Ne diyorsun ya? Ya işte diyorum oldu mu diyorum. Gerçekten kızmayacağım bir tane. Olmadı. Var ya olsaydı senin kafanı kopartırdım. Aa zarf mı atıyordun sen? Herhalde. Olacaksa da önce bize söyleyeceksin. E tamam olursa söyleyeyim. Neyse söylerim. Ben birinden haberdarım ama. Sen beni mi izliyorsun ya? Herhalde. Büyük stoktayım. E Candan'ı mı diyorsun? Oldu. Onunla olacağım. Deli seviyorum ya ben. O benim delilikten arkadaşım üstelik. Biliyorum. Aslında iyi kız. Ama erkeklerle biraz sıkıntılı. Hepiniz erkeklerle sıkıntılısınız. Anlamıyorum ki zaten. Ay. Biri de farklı olsun. Hep aynı. Sana yemin ediyorum hep aynı. 30 yaşın üstünde 16 yaşını yaşayan bir sürüsü. Ruhu sivilceli bunların. Ve alayı skor peşinde. Halbuki bilmiyor. Bir kadın bir kültür ya. Senin yaptığın yağmacılık. Bu şehrin kapısını kırıp fethettim demek gibi. Aynen. Fethetmek nasıl aslında? Oranın kültürüne etki etmek. Oradan kültür almak. Bir kadını yaşamak fethetmek. Bunca çabalıyorlar. Günün sonunda hala öğrenemedikleri bir spor eylemini yapmak için. Tenis diye yola çıkıyorsun, squash'a talim ediyorsun. Yok ya. Hakikaten o düşündüğün gibi bir şey değil. Olsun. Öyle olsa da söyleyeceksin bak. Gerçekten anlamıyorum seni. Daha birkaç gün önce burada kızı saçlarından sürükledin. Demin fırça atıyordun, tersliyordun beni. Şimdi kız mı ayarlamaya çalışıyorsun? Manitacılık mı? Anlamadım ki hakikaten. Ne güzel şey hatırlamak seni. Ölüm ve zafer haberleri içinden, hapiste ve yaşım 40'ı geçmişken. Ne güzel şey hatırlamak seni. Bir mavi kumaşın üstünde unutulmuş olan elin ve saçlarında vakur yumuşaklığı, canımın içi İstanbul toprağının. İçimde ikinci bir insan gibidir seni sevmek saadeti. Ne zaman erkek olacaksın? O ne demek be? Bu şiirler, bu terk edilemeyen naif, hafif yollu romantizm, bu incinen yerlerin üzerine dantel örtü serme merasim. Bütün bunlardan ne zaman vazgeçeceksin diyor. Dert benim, dantel benim. Sana ne? Acının kendisine, acının fikrine aşık olmuşsun. Bir şey yaşadığın yok. İnsan olduğunu kendine böyle ispat edeceksin. Başka bir derdin yok. Drama King yapma bana. Kimsin ya sen? Sana ne? Seni ne ilgilendiriyor? Ben acıma el değdir mi dedim kızım sana? Kimsin sen? Sen ne oluyorsun da konuşuyorsun benim hayatımla ilgili? Ben temizlik istemiyorum demedim mi sana? Her tozun hikayesi ayrı demedim mi? Ortalık karışık kalsın demedim mi? Karma karışık olsa da ben koyduğum yerde bulmak istiyorum demedim mi? Sen şimdi hangi insanı vasfınla Derya hakkında konuşuyorsun? Yetkin kimden? Zor ne demek biliyor musun sen? Biliyor musun? Kayıp organ sendromu ne demek biliyor musun? Öldü demek, ölüm demek ne kadar zor biliyor musun? Bilmiyorum annem. Bir tek sen biliyorsun ya. Hadi gel dramlarımızı yarıştıralım. Gitsene sen. Sen git, ben balkona çıkacağım. Allah'ım manyağın her türlü orijinali beni bulacak. Ya evine ilk defa geliyorum ve beni kovuyorsun. Özür dile. Dilemiyorum. Dileyeceksin. Ne içeceksin? Kahve yap. Tamam. Filtre yapıyorum. Tamam. Yok olamazdım.